Efendim gecenin ilerleyen saatlerine doğru Akrep Yelkovan böyle ilerlerken biz de ikinci bölüme başlıyoruz. Enerjiyiz, gülümseyerek başlıyoruz. İstiyoruz ki hani ilk etaptaki cümlelerimi de hani tekrar etmek istemiyorum ama yine verilmesi gereken bir mesaj varsa kardeş olduğumuzu, birbirimizle yan yana bir millet olduğumuzu unutmadan sürmemiz gereken yayınlar. Günler, saatler bunlar. Bu tebessümümüzü korumamız lazım. Vakit hızla geçiyor. Ben hiç vakit kaybı yaşatmak istemediğim için İyi Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Oğuz Şimşek'e hoş geldin diyorum. Sonrasında sizlerden gelecek mesajları mutlaka alacağız. Bunların da duyurusunu yapmış olalım. Sonlara bırakmayınız. İşte bana reklam arasında birçok mesaj şöyle bizim mesajı okumadınız gibi. Mesajlar, tepkiler geldi. Böyle yapmayınız. Baştan böyle varsa sorularınızı iletiniz efendim demiş olalım. Oğuz Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Rümeysa Hanım. Şu saate olmasına rağmen enerjik geldiniz. Çok sağ olun. Biz bugün gerçekten çok yoğun bir tempoda seçim gezimizi tamamladık. Buraya gelmeden önce de öyle tahmin ediyorum herhalde bu enerjimizi Nalçacı grubundan aldık. Sevgili Nalçacı grubuyla beraberdik az önce. Orada bir konuşma yaptık. Birlikte bir sohbet yaptık. Herhalde enerjimizi onlardan aldık diye düşünüyorum. Kravat da konsepte uygun mu? Bugüne özel mi oldu? Aslında bilinçli seçmedim ama neticede Konya'da yaşadığımız için herhalde yeşile karşı bir alışkanlık olsa gerek. Yeşil beyaz da zaten evet, günün konseptini tamamlamış gibi. Oğuz Bey, çalışmaları konuşacağız, projeleri illaki konuşacağız. Bir saatlik süremiz var ama ben biraz daha esprili bir soruyla başlamak istiyorum. Buyurun. Selçuklu adayı Selçuk'la çalışır, Meram adayı Meram'a gider, Karatay'ınki kendi bölgesindedir de büyükşehir adayları nerede çalışır, siz nerelerde gezersiniz, nerelerde görüşürsünüz halkla, bunu merak ediyorum. Evet, biz benim adaylığım açıklandığında aslında biz ilk yönetim kurulu toplantımızda çok kıymetli, çok sevdiğim ilçe başkanımız, Karatay ilçe başkanımız Sayın Muzaffer Horasan aynen şunu söylemişti. Bizim hepimizin kendi seçmenimiz var ama sizin çok kendinize özgü bir seçmeniniz yok. O yüzden biz birlikte beraber çalışacağız demişti. Hakikaten de öyle. Büyükşehir'in bir şeyi yok. Seçmeni demeyeyim ama bir yaşayan bir halkı yok. Yani bütün ilçeleri kapsadığı için. Dolayısıyla bizim genel olarak 42 bin kilometre kare içerisindeki bütün Konyalı hemşehrilerimiz benim seçmenim. Ben bütün ilçeleri dolaştım. Taşra ilçeleri. Merkez ilçelerde sürekli varım. Eksik kalan bir iki ilçemiz vardı. Yarın onları da ziyaret ederek 31 ilçemizin tamamını ziyaret etmiş olacağız. Bu tabii yeni Büyükşehir Belediye Yasası'yla belirlendi. Önceden biliyorsun sadece merkez ilçelerden sorumluydu Büyükşehir Belediye Başkan adayı veya başkanı Meram, Karatay ve Selçuklu. Ama şu anki yasaya göre bütün 31 ilçeyi de kapsamamız lazım. Ve Konya'da aslında bir Hollanda büyüklüğünde bir ülkeyi dolaştık diyebilirim. Değil mi? Evet. Bir de kısa bir süre. Evet. Hani yetişmeniz kısa gereken. Gerçekten. Konya bir de yüz ölçüm bakımından Oğuz Bey'in de söylediği gibi bazı ülkelerle eşdeğer olabilecek büyüklükte. Ama sığdırmışsınız, yetiştirmişsiniz evet, gördüğüm kadarıyla. İki ilçe hangi ilçeler yarın? Yarın Emirgazi ve Karapınar'a gideceğim. Karapınar ve Emirgazi. Evet, Karapınar sonrasında ve Emirgazi. Taşraları tamamlamış oluyorsunuz. Evet, evet, son evet. Birkaç günde herhalde merkezde geçecek. Evet, merkezde geçireceğiz. Son gün bir mitingimiz olacak bir ilçemizde. Onu da ilerleyen vakitlerde sizle de paylaşırız bilgisini. Peki. Öyle bir mitingi de duyurmuş olalım eğer detayları netleştirirse. Evet, evet. Peki nasıl gidiyor çalışmalar? Halkın size beyan ettiği fikirler, yaklaşımlar neler? Sizleri şaşırtan şeyler oluyor mu? Sevindiren, üzen şeyler oluyor mu? Genel atmosferi sizin gözünüzden bir görmek istiyoruz, dinlemek istiyoruz. Evet. Ben 24 Haziran öncesinde de yine partimden milletvekili adayıydım. O sahadaki atmosferle bugünkü atmosferi çok iyi karşılaştırabiliyorum. Bugün daha kapsamlı Konya'yı geziyorum. O gün 15 milletvekili adayı arasında biz bölgelere ayrılmıştık. Ama şu anda bütün Konya'yı gezdiğim için daha net gözlemleyebiliyorum ve daha net bir yorum yapabileceğim şu anda. Yorumum da şu, 24 Haziran'dan bugüne gelinceye kadar o kadar farklı bir seçmen profili oluşmuş ki gerçekten ben bile şaşırdım. Özellikle 24 Haziran ve öncesinde AK Parti'ye oy vermiş olan seçmenlerin kesinlikle büyük bir çoğunluğunun kesinlikle AK Parti'ye oy vermeyeceği ve kafalarının karışık olduğunu görüyorum. Biz
Bu konuda kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir alternatif olduğumuzu hissettiriyoruz. Bize gelecek olan çok ciddi bir kesim de var. Ama oy vermeyerek de cezalandırmayı düşünen bir kesim var. Biz onlara oy vermeyerek cezalandırmanın olmayacağını, bunun yine AK Parti'ye yarayacağını ifade ettik. O yüzden biz bu kesimin de oylarına talip olduğumuzu belirtiyoruz. Çok güzel bir dönüş var. Çok samimi söylüyorum. Sizinle haftaya burada Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir röportaj yaparsak hiç şaşırmayın. Bu olacak inşallah. Göreceğiz. Evet. Az bir zaman kaldı. Evet. Bakacağız. Takdir halkın elbette ki. Mesajları geciktirmeden okumak istiyorum izninizle. Lütfen, tabii ki. Güzel de bir konu başlığı gelmiş. Mesajların içine şimdi fark ettim. Denilmiş ki, Komekler Büyükşehir'e bağlı. Seçilirseniz Komekler'de ziraat bölümlerinin açılmasını, ev hanımlara ve beylere ilaçlama, dikim, gübreleme, aşılama ve peyzaj derslerinin verilmesini arzu ediyoruz. Ana babadan yöntemlerle tarım yapıyoruz. Hatta meyve bahçeleri ve sıraları açılıp Komek'ten mezun olanlar buralarda iş sahası açılırsa muhteşem olur. Halk kendi istihdam çözümünü kendi bulmaya başlamış. Ben evet, bunu gördüm. Evet, tebrik ediyorum harika mesajı. Harika bir soru gerçekten. Siz nasıl ben yorumlarsınız? Ben de seyircimize çok teşekkür ediyorum. Harika bir soru. Çünkü bizim önceliğimiz hakikaten istihdam olması lazım. Normalde istihdamı aslında hükümetlerin çözmesi gereken bir alan olmasına rağmen bu yük belediyelere düşüyor şu anda. Özellikle belediye başkanlarına ve belediye başkan adaylarına. Komek'le ilgili benim de projem şu, katılıyorum soruyu soran seyircimize. Ben Komek'in çok etkin bir şekilde kullanıldığını düşünmüyorum. Evet, kuruluş açısından güzel bir yapı. Diğer illerde de buna benzer yapılar var ama Konya'da katma değerinin çok az olduğunu düşünüyorum. Biz bunu şöyle yapacağız. Evet, hobilerle ilgili kurslar olabilir. İşte diksiyon dersleri vesaire veya el nakış bunlar olabilir. Bunları gene yapacağız. Ancak biz bir tarım memleketiyiz ve biz bir sanayi memleketiyiz. İkisi eşit oranda Konya'da, ciddi oranda. Fakat bunlara bu alanlara eleman yetiştirecek çok fazla kurumlar yok. Komek bu görevi üstlenmesi gerekiyor ve bunu yapabilmemiz için de bizim üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla çok iyi bir işbirliği içerisinde olmamız lazım. Meslek odalarından ihtiyaç duyulan veya sanayicilerimizden ihtiyaç duyulan ara eleman pozisyonlarının bir bilgisini alacağız. Bununla ilgili yeni kurs açmayı düşünüyoruz Komek'lerde ve eğitimcileri de yine üniversitelerden ve meslek odalarının kendilerinden, işin uzmanlarından belirlemeyi düşünüyoruz. Buradan sertifika alan kursiyerlerimize de kalifiye olacak bu insanlar, bu kursiyerlerimiz. Bu sertifikayla Komek bünyesinde istihdamını Komek'le alacakları sertifikalarla Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye girecek olan firmalardan Komek sertifikalı istihdam sağlamalarını bekleyeceğiz. İlk etapta bunu %30'la başlayacağız. Kademe kademe her yıl bunu arttıracağız, bir %10 kademeyle %60-%70'lere kadar istihdam isteyeceğiz. Dolayısıyla kalifiyeli elemanları Konya Büyükşehir Belediye bünyesinde çalışacak olan ihaleye girecek olan firmalarda isteyeceğiz ve istihdamlarını sağlayacağız. Peki. Oğuz Bey, eğer kabul ederseniz hızlı gitmek istiyorum. Birçok projeden bahsetmek istiyorum. Şimdi sizin manifestonuza baktığım zaman benim ilk dikkatimi çeken, yayın öncesinde evet, de söyledim. Neydi efendim? Bu ücretsiz otopark, cadde evet, ve sokaklarda. Evet. Konya'da bu konuyla ilgili çokça işte şikayetler dinliyoruz. Veya trafik halindeyken, trafikte giderken veya toplu taşıma araçlarındayken söylemleri duyabiliyoruz. İşte şikayetvari. Bu projeden biraz bahsedelim. Nedir? Cadde ve sokaklarda ücretsiz otopark. Şimdi Rümeysa Hanım, şöyle bir şey var. Normalde bina ruhsatı alırken, iskan ruhsatı alırken, oturum izni alırken siz belediyeye bir otopark ücreti ödüyorsunuz zaten yapılar. Dolayısıyla belediye bu bedeli alıyor. Bu bedeli almasına rağmen, yani otopark bedelini almasına rağmen sokaklarda ayrıca bir otopark uygulamasına geçiyor. Bu tamamen yasa dışı bir uygulama. Biz bununla ilgili il yönetimince, il başkanlığınca Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bunun yasa dışı olduğunu hukuki bir dille kendilerine yazıyla bildirdik ve bir cevap istedik. Bugüne kadar bize bir cevap gelmedi ve şu anda
İYİ Parti il başkanlığıyla Konya Büyükşehir Belediyesi arasında bir mahkeme süreci var. Biz bunun kaldırılmasını talep ettik. Ama neticede bir yerel seçimlere denk geldik. Yaklaştık ve içerisindeyiz, o sürecin içerisindeyiz. Şayet biz Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanırsak, ben Büyükşehir Belediye Başkanı olursam, kesinlikle ve kesinlikle sokaklardaki, yol üstündeki otoparkları, açık otoparkları ücretsiz hale getireceğiz. Ama tabii bunu tek başına düşünmemek lazım. Yeni otopark alanları da açmamız lazım. Özellikle ben katlı otoparklar değil de yer üstünde, yer altında otoparkların yapılması taraftarıyım. Yani bir kent süliyetini otopark binalarıyla doldurmak taraftarı değilim. Bunlar hoş şeyler değil. Sadece otopark için kullanıyoruz neticede. Hı hı. Bu yüzden benim göz bebeği bir projem var. Atatürk Kent Meydanı. Bu Atatürk Kent Meydanı, yani eski stadyumun olduğu bölgede, geçici muhacir pazarı da diyelim. Bu bölgede biz yer altında 1000 otoparklık bir kapalı otopark alanı düşünüyoruz. İnsanlar bu otoparka araçlarını park edip kent meydanına çok rahat bir şekilde ulaşabilecekler. Hı hı. Ki bu kent meydanı da çok fonksiyonel bir kent meydanı. Kent meydanını biraz daha ileriki dakikalarda tabii konuşmak istiyorum açıkçası. Cadde ve sokaklarda otopark ücretsiz kesinlikle olacak. Kesinlikle kaldıracağız. Peki. Şimdi Suriyeliler konusunu az önce ağırladığım konuğuma da yöneltmiştim. Yine aynı sorular. Sizin yayınla birlikte aynı sorular yine gelmeye başladı WhatsApp hattına. Soruların hepsini tek tek okumama gerek yok. Suriyeliler konusunda neler yapılması lazım? Olayı sadece Suriyeli olarak almayalım. Genel sığınmacı olarak alalım. Çünkü kamuoyunda, basının önünde Suriyeliler, Suriye'den gelen sığınmacılar ön planda olmasına rağmen Afganistan'dan da gelenler var. Diğer işte Afrika ülkelerinden de gelenler var. Toplam 130 binin üzerinde Konya sığınmacı barındırıyor. Bunu sadece ülkemizin ve Konya'mızın demografik yapısının değişikliği olarak algılamak çok iyi niyetli olacak. Aslında çok kötü bir şey, ama bunun etki alanları sadece demografik yapı değil, aynı zamanda bizim ulaşımımızı da etkileyecek, asayiş problemimizi etkileyecek. Sağlık konusunda ücretsiz ilaç verildiğini biliyoruz Sağlık Bakanlığımız tarafından ve bu ilaçları yarı fiyatına, hiç paketini açmadan yarı fiyatına dar gelirli insanlarımıza sattıklarını biliyoruz. Yani kendi ilacımızı biz bedava veriyoruz ve bedava verdiğimiz insanlar kendi halkımıza yarı fiyatına satıyor. Bu aynı şekilde kömürde de geçerli. Ücretsiz bir kömür alımı söz konusu sığınmacılar tarafından, devletimiz tarafından, hükümet tarafından veriliyor bu. Ve yine dar gelirli insanlara bunlar yarı fiyatına satılıyor. Eğer bir ücretsiz kömür dağıtımı veya ücretsiz bir ilaç dağıtımı olacaksa, bu bizim dar gelirli insanlarımıza, özellikle de sosyal kartı olan insanlarımıza sağlanması gerekiyor. Biz bu sosyal kartı da iyi kart olarak bir uygulamamız olacak. Bizim düşüncemiz şu, Suriyeli ve diğer sığınmacılarla ilgili: her insan kendi ülkesinde yaşamalı felsefesiyle hareket edeceğiz. Dolayısıyla bugün artık bir güvenli bölgenin oluşturulduğu, bizim en büyük idarecilerimiz tarafından dile getiriliyor artık. Eğer böyle bir güvenli bölge varsa, bu sığınmacılarımızın da bir an önce Birleşmiş Milletler gözetiminde kendi yurtlarında yaşamalarını istiyoruz ve bunun için de çaba sarf edeceğiz, eğer Konyalı hemşehrilerim bize vekalet verirse. Bir de Konyalı esnaflarımız arasında bir haksız rekabet oluşuyor. Bu ahilik anlayışına da, Osmanlı'daki ahilik anlayışına da ters bir yaklaşım. Haksız rekabet olması. Kesinlikle komşu Türk esnaflardan muvafakatname almadan, 5 tane muvafakatname almadan biz işletme ruhsatı vermeyeceğiz yabancılara. Bunu kesinlikle söylüyorum. Bakın, buradan söylüyorum. Boşuna dükkan açmak hevesinde olmasın bu sığınmacılarımız. Komşu o bölgede açacağı, komşu 5 Türk esnaftan muvafakatname almadan kesinlikle işletme ruhsatı vermeyeceğiz. Şu anda açmış olanlara da belli dönemlerde yenilemesi gerekiyor. Yine muvafakatname isteyeceğiz komşu esnaflardan. Haksız, mevcut olanlar mevcut da olanlardan da. Evet. Yani iptal edemeyiz tabii. Bunlar bir ruhsat verilmiş, ama onların bir süresi var. Dolduğu zaman komşularından muvafakatname isteyeceğiz. Benim Türk esnafımın istemediği haksız rekabetin oluştuğu, onu da açıklayayım, nasıl haksız rekabet oluyor? Vergi vermiyorlar. İşte tabela vergisi vermiyorlar. Ki tabelalarda Arapça,
kesinlikle bütün Arapça tabelaları kaldıracağım. Oğul Şimşek olarak buradan söz veriyorum. İlk yapacağım işlerden biri sadece Arapça da değil, bütün yabancı tabelaları indireceğim. Yabancı sözleşmeleri olmayanlar, bayilik sözleşmesi olanlar olabilir. Bunları hariç tutuyorum. Bütün yabancı tabelaları kaldıracağım. Biz Türk'üz ve Türkiye'de yaşıyoruz. Türk tabelalarla esnaflarımızın dükkanlarına ziyaretlerde bulunmak istiyoruz. Ne sattığını, dükkanın ne olduğunu anlamak istiyoruz. Dolayısıyla bu konuda da ciddi bir irade göstereceğiz. Bir de eğer yine sığınmacılar konusunda eğer erki elimize alırsak, başkanlığı elimize alırsak biz meclisi de bu konuda aşındıracağız. Cumhurbaşkanlığını da aşındıracağız, kapılarını aşındıracağız. Arkamızda 2 milyon 300 bin Konyalı'nın vekaletiyle geliyoruz diyeceğiz ve Konyalı sığınmacıları istemiyor diyeceğiz. Sığınmacıların daha doğrusu istihdamını ve konaklamalarının kendi ülkelerinde yapılması gerektiğini kendilerine ifade edeceğiz. Artık takdir kendilerinin, yaparlarsa kendileri karlı çıkacak genel seçimde, yapmazlarsa da eminim genel seçimlerde de gerekeni yapacaktır Konyalı hemşerilerim. Peki. İzleyiciden gelen soru da var ve ben de aynı soruyu zaten size sunacaktım. Tabii. Bu projeleriniz arasındaki bu liste içerisinde size göre sizin göz bebeğiniz olan veya en büyük proje olarak gördüğünüz proje hangisidir? Şimdi aslında bütün projelerim çok güzel ama istihdam alanında da çok önemli projelerim var. Ben özellikle istihdamı tarımsal alanlara yaymak istiyorum. Çünkü ters göç olsun istiyorum. Yani Konya merkezine doğru değil, Konya merkezinden insanların eski köylerine doğru bir göç olsun istiyorum. O yüzden tarım projelerim çok önemli. Ancak mimar olduğum için benim göz bebeği projem Atatürk Kent Meydanı projem. Çünkü Kılıçarslan Meydanı'na inat, o bozulan yapısı Mevlana, eski Mevlana Meydanı'nın bozulan yapısına inat, Atatürk Kent Meydanı projesini Konyalılarımızın hizmetine sunmak istiyorum. Bu projede Larende'den ve Şataform'dan gelen caddeyi yer altına alacağız. O mevcut Gazi Lisesi'nin, eski adı Gazi, Konya Lisesi'nin önündeki göbeği yer altına alacağız. Anıt, Devlet Tiyatrosu ve anıtın yanındaki camimizi de komple yayalaştırılan bir meydanın içerisinde tasarladık projemizde. Orada bulunmasını istiyoruz. İşte camiden çıkan insanlarımız, hemşerilerimizle, tiyatrodan çıkan kültür ve sanat seven insanlarımız, işte meydanımızın içerisinde spor komplekslerimiz olacak, sporunu yapanlar veya gezmek isteyen insanlar, her yaştan, her gelir grubundan insanların bir arada yaşayabileceği, bir arada kullanabileceği bir kent meydanı olacak. Görselleri de ekrana geliyor zaten. Evet, görselleri de var. Bakın o göbek işte trafiğe kapalı, havuzdan oluşan bir göbek. En aşağıdaki kırmızı bina Devlet Tiyatrosu. Devlet Tiyatrosu'nu da meydan içerisinde buluyoruz. O cami de kendini meydan içerisinde bulacak. Atatürk Anıtı da daha önceden etrafı trafikle çevrili küçücük bir adada Atatürk Anıtı vardı. Ve Atatürk Anıtı'nın altında da aslında bir ziraat abidesi vardır. O ziraat abidesini ve Atatürk Anıtı'nı da daha göz önüne çıkaracağız. Ve en önemlisi de 58 bin metrekareye oturan bir akvaryumumuz olacak. Orta Anadolu'da bunun bir benzeri bir proje yok. Biz sadece Konya'da değil, Orta Anadolu, İç Anadolu bölgesinde de bir cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz. Evet, bu proje. Bakın üstünde yaya yürüyüş yolları olacak, yeşil. 10 metre derinliğinde deniz canlılarıyla beraber, 289 çeşit deniz canlılarıyla beraber meraklısına dalış imkanı sağlayacağız. Scuba'ya meraklı, ki ben Selçuk Üniversitesi'nin bir scuba kulübünün olduğunu biliyorum. Öğretim görevlileri de var, öğrenciler de var. Dalış için Manavgat'a gidiyorlar haftada veya 10 günde bir defa, 2 haftada bir defa. Onları Manavgat'a göndermeyeceğiz. Burada dalış imkanları sunacağız. Çok güzel bir meydan olacak bu. Gazi ve şehit ailelerimize misafirhaneler var. O küçük kırmızıları görüyorsunuz sıralı. Onlar Gazi ve şehit ailelerimize ayrılan misafirhaneler. Taşra'dan veya şehir dışından gelen Gazi ve şehit ailelerimizi, misafirlerimizi biz burada ağırlamak istiyoruz. Ne kadar kalmak istiyorlarsa. Biz biliyoruz ki pazar için veya hastane için buralara gelen gazi ve şehit ailelerimiz, Konya merkezine gelenler
akrabalarında veya eşinde dostunda kaldıklarında ve bu sürekli olduğunda bir mahcubiyet hissediyorlar. Hı-hı. Onların o mahcubiyet hissetmeleri bizim vicdanımızı yaralıyor. Onlara bir Büyükşehir Belediyesi bünyesince bir misafirhane yapacağız. Bir kütüphanemiz olacak. Bu kütüphane sıradan bir kütüphane değil. Sadece sessiz okuma bölümleri olmayacak. Aynı zamanda bir kitabın eleştirilerini yapabilecekleri bir oda düşünüyoruz. Ayrı bir mekanlar düşünüyoruz. Burada işte o haftanın kitabını belirleyeceğiz belki biz belediye olarak. O kitabı okuyan okurlar orada o kitap hakkında eleştirilerini, yorumlarını yapabilecekler. Sesli odalarımız olacak. Çocuklar için masal dinleme odalarımız olacak. Çok farklı bir konsepti olacak kütüphanenin meydan içerisinde. Çok heyecanlandırıyor anladığım kadarıyla bu proje sizi. Gerçekten, gerçekten öyle. Çünkü Konya'da böyle bir meydan yok. Meydan dediklerinde bizim insanlarımızın ilk hafızalarına gelen Kılıç Arslan Meydanı gibi meydanlar. Meydanı meydan yapan, meydanı kullanan insanların o meydanda kaldıkları süredir belirleyen aslında meydanın ne kadar kaliteli ve işlevsel olduğunu gösteren. Bugün Kılıç Arslan Meydanı kestirme bir yol olarak geçiliyor. Kimsenin ben o boş betonda böyle durduğunu görmüyorum. Dolayısıyla buna biz meydan demiyoruz, miting alanı diyoruz. Bizim Konya'mızın meydanlara ihtiyacı var, miting alanlarına değil. O yüzden onları da değiştireceğiz. Kılıç Arslan'ı ve Mevlana'yı da değiştireceğiz meydanlarını. Bu proje... Bakın bisiklet, kaykay yapanlar var, işte scooter sürmek isteyenler, herkese hitap edecek. Gençlerimize, yaşlısına, ailelerle birlikte gelen insanlarımıza, hemşerilerimize. O yüzden bakın tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, bu aks şeye götürüyor, akvaryuma kadar götürüyor bu aks sizi, görüyorsunuz sol tarafta. Hı hı. Ve bu meydanın etrafında da nostaljik bir turistik bir tramvay dolaşacak. Çok hızlı değil ama sadece turistik anlamda bu meydanı çepeçevre görmek isteyen, dışarıdan gelen veya Konyalı hemşehrilerimizin ziyaret edeceği ve kullanacağı bir ulaşım aracı olacak. Hafif raylı sistemden daha küçük, aynı İstanbul Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'ni bilirsiniz. Onun önündeki hafif daha küçük raylı sistemde bir tramvay olacak. Burada da spor komplekslerini görüyorsunuz meydan sınırları içerisinde. Ne kadar? Yani nereden nereye kadar etrafı? 200 bin metrekareye hakim olacak. Hı hı. Sınırları şu anda bir nolu spor yapan hemşerilerin beni daha iyi anlayacaktır. İki nolu, üç nolu şu anda saha geçici muhacir pazarı olarak kullanıyor. O alan şu anda bakın akvaryum olarak kullanıyoruz ve yeşil alan olarak kullanıyoruz. Evet. Eski stadyum bir nolu saha yine aynı yerinde kalıyor. Çünkü oranın bir hatırası var. Yani Konyaspor orada ilk defa birinci lige, süper lige çıktı. Orada işte rahmetli Kayhan'ın golleri var Fenerbahçe'den transfer ettiğimiz. Orada işte Anelka'nın eliyle haksız yere bize attığı goller var. Belki onu da heykelleştirebilirim bu anıtta. Anelka'nın haksız bir şekilde Konyaspor'u ağlarını gol atarak geçirdiği o anı ölümsüzleştirip, hı, en azından belki bir Türk futboluna da fair play getirebiliriz. Öyle bir anıtta yapabiliriz. Şimdi aklıma geldi mesela. Olabilir. Tabii ki. Bu proje adaylık süreci başlamadan önce zaten meslekten ötürü tabii. Sizin hayalinizde keşke dediğiniz bir tasvir şeklinde miydi? Evet, yani böyle bir meydanı yapmak istiyordum. Çünkü hakikaten biz işte milli bayramlarda Atatürk Anıtı'nı ziyaret ettiğimiz zaman o etrafındaki otopark, öbür tarafından vızır vızır geçen trafik beni çok rahatsız ediyordu. Yani öbür tarafta, yani dört tarafı tamamen trafik içerisinde, küçücük bir ada içerisinde. Bir taraftan bakıyorum camiden çıkan hemşerilerim, camiden çıktıktan sonra kendilerine atabilecekleri böyle güzel bir meydan yok. Öbür taraftan tiyatrodan çıkan sanatsever, kültürseverler bakıyorum hemen kendilerini bir caddede buluyor. Bunları bir arada böyle güzel bir meydanda toplamak inşallah bize nasip olacak. Ve Konya'da nasıl meydanların aslında mimari anlamda, şehircilik anlamda nasıl meydanlar olması gerektiğini de biz bu projeyle göstereceğiz inşallah. Peki. Alaaddin Tepesi ve Zafer'deki binalar yıpranmış durumda. Belediye başkanı seçilirse Oğuz Bey, Avrupa'yı bir dış cephe giydirme yapabilir mi denilmiş? Şimdi şehir aslında, merkezi, kent merkezi nasıl olacak? Evet, şimdi aslında uzun vadede ben o bölgeleri de bir kentsel dönüşüm planlıyorum.
Alaaddin etrafında. Fakat bu ranta yönelik olmayacak. Daha çok bizim Selçuklu başkenti olduğumuz için Selçuklu eserlerine, Karatay Medresesi'ne, İnce Minare'ye ve Alaaddin'deki Alaaddin Camisi'ne olan saygımızın gereği olması gereken bir kentsel dönüşüm olacak. Fakat bu önce bir şey istiyorum, vekalet istiyorum. Vekalet gelirse giydirme değil, oraya çok güzel bir Alaaddin Tepesi'ni de ön plana çıkaracak bir kentsel dönüşüm yapacağız inşallah. O da bize nasip olsun inşallah. İnşaat sektöründe olan bir izleyicimiz demiş ki, inşaat sektöründeyim ama iflas ettim. Seçimden sonra bu sektördeki fırsatları nasıl görüyorsunuz demiş. Biraz daha genel siyasete giriyor ama evet. Var mı diyebileceğiniz bir şey? Ben de bir inşaatçıyım. O sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Paylaşıyorum, düşüncelerini paylaşıyorum ama bu bir genel siyaset sorunu ve biz bu tercihimizi 24 Haziran'da yaptık. İyi ya da kötü, farklı partilere verdik ya da vermedik. Dolayısıyla bunun hesabını diyeyim artık, hesabının sorulması gereken merci genel siyaseti yürütenler şu anda, mecliste iktidar olanlar. Hı-hı. Oraya yönetmek lazım diye düşünüyorum. Peki, rozetinizi çıkaracak mısınız başkan çıkaracağım. Olduktan sonra? Evet, şu görmüş olduğunuz rozeti çıkaracağım. Bu partimin rozeti şu anda. Bu rozeti çıkaracağım. Takacağım rozet ya Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi rozeti olacak, ya Türk bayrağı olacak, ya da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rozeti olacak. Peki. Konya Spor'u seviyoruz. Onun yeri ayrı. Evet. Şimdi. Evet. Söz verdim. Çok özür diliyorum. Buraya gelmeden önce Nalçacı grubuyla görüştük. Onlara söz verdim. Buradan da tekrar diyeyim. Konya Spor'un içerideki 17 maçına inşallah önümüzdeki sezondan itibaren seyircilerimizle beraber izleyeceğiz. Onlarla beraber yeşil beyaz kaşkollarımızı sallayacağız inşallah güzel gollerimizle. Evet. Tribün. Tabii Konya Spor'u seviyoruz. Ben de özledim bu ara böyle seçim atmosferinden takip edelim. Sever misiniz futbolu? Kesinlikle. Beraber gideriz inşallah. Beraber gidelim. Hatta bütün kadroyla gideriz. Tamam. Kanal 42 ekibiyle birlikte. Memnuniyetle. Peki SEM sanayileri diyeceğim. Evet. Çok önemli buradan bir projelerimizden biri. Evet. Şimdi bizim çok güzel sanayilerimiz var. Birinci organize, ikinci, üçüncü organize, hatta şimdi dördüncü organize, Büsan, Ayakkabıcılar Stiti, biraz daha Aksaray yoluna gidersek Ketenciler ve içeride Karatay, Anadolu Sanayi, birçok sanayimiz var ama yani biz bu konuda ulaşım konusunda da bir sıkıntı yaşıyoruz. Hı hı. Şimdi bu görselini izlediğiniz SEM sanayilerimize çevre yolu tamamlandığı zaman ki neden ihmal ediliyor? Bu kadar oy alınan bir şehirde neden çevre yolu hala tamamlanmıyor? Onun da anlamış değiliz. Onu da anlamış değiliz. Bu SEM sanayilerimizi 3 bölgede düşünüyoruz. Şimdi yerlerini tam olarak söylemek istemiyorum. Rant oluşsun istemiyorum. Fakat çevre yollarının kent merkezlerine girişlerinde kullanacağız. İnşallah bu yeni çevre yolu Antalya yoluna kadar bağlandığı zaman göreceksiniz. 3 ilçede mi olacak? Evet, 3 farklı ilçede olacak. Tamam. Bunu neden yapıyoruz? Şehirler arası seyahat eden işte tırlar veya hususi araçlarda bir arıza olduğu zaman şehir içine girmeden rahatlıkla bu sanayileri kullanabilmesi lazım. Bir. İkincisi, o semtlerdeki ihtiyaç olan tamir, bakım veya işte diğer sanayi alanında ihtiyacı olan hizmetleri alabilmesi için kısa yoldan ulaşabileceği bir sanayi olacak. Şehrin diğer ucuna işte kat etmesini istiyoruz insanlarımız. O yüzden biz bu SEM sanayilerini önemsiyoruz. Biner metrekarelik olacak bu SEM sanayileri. Konya ekonomisine de bir değer katacağı düşüncesindeyiz inşallah. Güzel proje gerçekten. Evet. Güzel Sanatlar Üniversitesi. Şimdi ben dedim ya, program biraz daha dinamik tutacağım evet. Bugün. Hızlı gideceğim ki çok fazla projeden bahsedelim istiyorum. Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden bahsediyorsunuz. Sizinle de olacak zannedersem. Evet. Biraz bundan bahsedelim. Evet. Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni biz Sille'de düşünüyoruz. Böyle 3 farklı bloktan olacak. Çok yüksek katlı olmayacak. Sille'nin doku ve mimarisine uygun olacak. Taş ve ahşaptan ve işte cumbalı, bizim eski Türk mimarisi. Evet, şu anda görselini de görüyorsunuz. Böyle içerisi avlulu bir kampüs olacak. Amacımız burada bir butik üniversite oluşturmak ve sadece tasarım ve görsel ve müzik sanatında sanatını icra edenlerin buradan iyi eğitim alarak
Türkiye'de ve hatta dünyaya ses getirecek sanatçıların yetişmesini istiyoruz. Çünkü o çevresi de çok aslında bu güzel sanatlar için çok uygun bir yer. Sille, o dokusu. Buradan işte bir Fazıl Say çıkabilir mesela. Neden çıkmasın Konya'da? Belki de bir Fazıl Say, Konya'dan çıkacak olan bir Fazıl Say şu anda Altın Ekin'de tarlasını sürüyor ya da Hadim'de kirazını topluyor. Biz bu çocuklarımızı keşfedip bu üniversitelerimizde yetenekli çocuklarımızın eğitim almasını istiyoruz. İlk etapta belki bir atölye olarak kullanacağız. Çünkü üniversite olması bir meclis kararıyla çıkıyor. Bunun farkındayız, biliyoruz. Ama bu atölyeleri daha sonra üniversiteye çıkması için meclise başvuracağız. Milletvekillerimizi bu konuda çalıştıracağız inşallah. Ki özellikle İYİ Parti milletvekilimiz bu konuda gerçekten çok özverili çalışıyor. Onun da bu konuda katkıların olacağını düşünüyorum. Üniversite yapacağız inşallah Sille'ye. 1000 ya da 1200 kişilik butik bir üniversite olacak. Öyle çok kalabalık olmayacak. Hem de oradaki öğrencilerimizin Sille esnafı ve o hareketliliği canlandıracağını, esnaflarını katkı sağlayacağını ve oraya bir hareket getireceğini. İşte müzikle uğraşan güzel sanatlardan mezun ve öğrencilerimiz orada işte kenarda gitar çalabilecekler veya resim yapan öğrencilerimizi görebilirsiniz ilerleyen yıllarda. Canlı bir Sille olacak. Daha canlı bir Sille olacak. Kampüsün evlerinin projeleri de size mi ait olacak? Evet, evet. Bunlar hiçbir yerden alıntı siz değil. Siz şahsınız mı çizeceksiniz acaba? Hayır. Diye. Şöyle, benim bir takımım var. Yani biz bu projeleri tek başımıza yapmıyoruz. Hem fikir anlamında hem bu projelerin görsellere ulaştırılması anlamında bir takımız. Bu takım yaklaşık bir 15 kişilik bir takımım var. O takımla devam edeceğiz. Hatta onları belki ben büyükşehir bünyesine de alabilirim. Çünkü gerçekten görüyorsunuz çok özverili çalıştılar. Güzel projeler ürettiler. Benim de tabii ki bazı şeylerim var. Özellikle Atatürk Kent Meydanı'nda olmak üzere bazı şeylerim var. Dokunuşlarım olacak diyorsunuz. Dokunuşlarım var. Atatürk Kent Meydanı'nda özellikle çok fazla. Ama bu projelerde de benim takımımın hakkını yememek lazım. Beraber üretiyoruz. Çünkü siyaset de öyle. Bir takım oyunudur. Yani kimse tek başına bir şey yapamaz. Mutlaka. Tabii ben şu anda arkamda il yönetimimi, ilçe teşkilatlarımı, ilçe yönetimlerim olmasa ve hatta ittifak içerisindeki partinin de yöneticilerinin ve gençlik kollarının desteği olmasa ben şu anda bu kadar güçlü bir şekilde yürüyemem. Onların desteklerini, hakkını vermek lazım, evet. Tam da oraya gelmişken, Büyükşehir adaylığı sürecinde sizi hangi partiler destekliyor Konya'da? Bunu böyle bir dinlemiş olalım şimdi, sizden. Şimdi şöyle, bütün partiler diyeyim ben. Bütün partilerin parti yönetimlerini kastetmiyorum bakın. Ben tabandan bahsediyorum. Çünkü gördüğümü söylüyorum ben. Bir kere Millet İttifakı'nın adayıyım. Millet İttifakı içerisindeki partiler tabii ki beni destekliyor. Onların destekliyor değil, ortak adayım zaten. Hı hı. Ama benim gözlemlediğim seçmen olarak bütün partilerden bana çok büyük bir teveccüh var. Özellikle AK Parti'den. Buradan AK Partili beni destekleyen ve bana güvenen seçmenlere de buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sahada hep beraberdik, karşılaştık. Onların desteklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ve diğer partilerden ve kendi 24 Haziran'da bize oy veren İYİ Partili seçmenlerime de teşekkür etmek istiyorum. Biz bütün partilerden oy alıyoruz bu seçimde. Peki. Miting çok merak edilmiş. Var mı Konya'da miting ve Genel Başkan Meral Akşener şöyle, gelecek mi? Şöyle söyleyeyim. Yani biz Konya merkezinde böyle çok gösterişli miting yapmayı düşünmüyoruz. Açık söyleyeyim. Yani 2 katrilyon üzerinde bir borcu olan, Türkiye'de ikinci en borçlu belediye olan bir Konya'da böyle bir miting yaparak çok fazla yani tasarrufu savunurken böyle bir daha olaya girerken bir israf içerisinde, savurganlık içerisinde olmak istemiyoruz. Ancak yakın ilçelerimizdeki küçük çaplı mitinglerimizde fakat ses getirecek mitinglerimizde bulunacağız inşallah. Bunun programını ileride ben mutlaka sizinle bütün basın organlarıyla paylaşacağım inşallah. Peki. Nereden devam edelim? Hasta misafirhaneleri. Az önceki kent meydanı projesinin içerisinde vardı zannedersem. Evet.
Buradan yok, bir devam hayır. edelim. Hayır. O gazi ve şehit aileleri içindi. Evet. Hasta misafirhanelerini biz hastanelerin hemen yanında planlıyoruz. Eğer mesela Selçuk Üniversitesi'nin içerisinde, kampüsün içerisinde planlıyoruz. Eğer rektörlükle bu protokolü gerçekleştirebilirsek Selçuk Üniversitesi'nde bir tane, Beyhekim Devlet Hastanesi yakınında bir tane. Çünkü hastaneye yakın olması lazım. Refakatçi değişimi söz konusu olacak. İşte istedikleri zaman hastaya ulaşması acil bir durumda gerekebilir. Dolayısıyla bunu meydanda değil, hastanelere yakın bölgelerde planlıyoruz. Ve bir de Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin tıp fakültesinde yakınında planlıyoruz. Bunları rektörlüklerin de katkılarıyla evet bunlar görüyoruz. Çok modern. İlçelerden gelen hasta yakınları işte Doğanhisar'dan olsun veya Ereğli'den olsun veya Yunak'tan olsun, Seydişehir'den olsun gelip gitmeleri hastanede yatarken tabii hastanesi yatarken refakatçisi de varken refakatçi değişimi söz konusu. Diğer refakatçi nerede kalsın? Yani ertesi günün refakatçisi nerede kalsın? İşte burada kalacak. O dinlenmeler, refakatçilerin dinlenmeleri burada gerçekleştirecek. Allah korusun kronik hastalığı olabilir, uzun süren hastalıklar olabilir. Burada bir akrabanız bile olsa uzun süre kaldığın zaman o rahatsızlığı hissedebilirsiniz. Ama biz akrabadan daha sıcak bir ortam hazırlayacağız. Burada istedikleri kadar kalabilecekler. Talebe yönelik olarak biz bunun sayısının arttırılması taraftarıyız. Ama ilk etapta 3 tane yapmayı planlıyoruz. Evet. Mevcut 1 tane var ama çok yüksek ücretli ve hizmeti çok kaliteli değil. Bunlar 4 yıldızlı bir otel kalitesinde olacak. İşletmesi ve içerisindeki şey açısından, konfor açısından 4 yıldızlı otel kalitesinde olacak. Biz değer veriyoruz hasta yakınlarımıza da. Peki. Ben Eskişehir diyorum. Nereden çıktı Eskişehir? Eski garaj civarından gelir geçerim. Eskişehirler beni aldı diyeceğim de. Peki. Selam olsun. Evet. İzleyenler vardır belki. Peki. Evet. Eski garaj civarında hani sabah erken saatlerde o bölgedeki trafikten geçerken gerçekten hani dolmuşları durdurup Beyhekim'e gider mi? Veya şu hastaneye gider mi? Diyerek getirebildikleri eşyalarla gerçekten hastane için Konya'ya gelenlerin bizzat şahit olmuşumdur. Bu proje de bu manada gerçekten değerli bir proje. Bahattin Develi. Evet. Çokça yazmışsınız mesajı. Aslında bu sorunun cevabını, açıklamasını Oğuz Bey yaptı ama bir kez daha ısrarı için diyoruz ki Sayın Başkanım, kent merkezinde bulunan ve afet riski taşıyan eski binalarla ilgili kentsel dönüşüm projeleriniz var mıdır? Evet. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Yani biz bunu Alaaddin çevresi için ifade ettik ama geçenlerde Doğanlar Mahallesi'ndeydim ben. Bu konuda çok müzdaripler. Hatta hem mahallesine gittim, daha sonra semt pazarını ziyaret ettim. Bu arada Doğanlar Mahallesi'ndeki hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz büyük bir teveccüh gösterdiler hem bana hem Karatay Belediye Başkan adayımıza. Orada şöyle bir sıkıntı var. Sanki ben şunu hissettim. Mevcut belediye başkanlığı, hem ilçeden bahsediyorum hem büyükşehirden, Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan insanlarımızın oradan kendiliğinden çıkıp gitmeleri için hiçbir proje geliştirmiyorlar. Evlerinin yıkılmasını bekliyorlar adeta. Çünkü gidip gördüm, gerçekten çatlayan evler var. Kerpiç çatlayan evler var. Yani oraya çok acil bir kentsel dönüşüm yapılması lazım. Bu müteahhitler aracılığıyla olsun demiyorum. Ben burada da çok büyük mağduriyetler var. Büyükşehir kentsel dönüşüm ilan ediyor. O bölgede müteahhit giriyor ve müteahhit yarım bırakıyor. Yarım bırakıldığı için evi yıkılan insanlar bir yıllık kirası karşılanıyor kentsel dönüşümden dolayı. Fakat bir yıldan fazla uzun sürdüğü için ya da müteahhit kaçtığı için Büyükşehir'in belirlediği müteahhit kaçtığı için çok mağduriyetler yaşanıyor. Ev sahibiyken kiracı durumuna düşüyor ve evi yok. Gerçekten bu mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Bu mağduriyetlere biz ses vereceğiz, kulak vereceğiz ve onların sesi olacağız. Mevcut yıkılmak üzere binaları da çok acil tespit edip, Allah korusun insanlar uyurken üstlerine de yıkılabilir. Yani bu kadar ilgisiz bir belediye olmaması lazım. Biz çok acil olarak Doğanlar Mahallesi ve Karatay'da birkaç mahalle daha var. Buralarda gerekli kentsel dönüşümleri yapacağız. Gerekirse bir belediyeye değil,
bir özür dilerim, bir firmaya değil, müteahhit firmaya değil, bunu belediye bünyesinde bir şirketleşme veya kooperatif bünyesinde yapacağız. Hiç merak etmesinler. Onlara çare olacağız inşallah. Oğuz Bey, bugün katıldığınız bir radyo programında telefon numaranızı mı verdiniz? Evet, evet verdim. Açık veriyorum. Buradan da verebilirim. İsteyenler var. İsteyenler varsa radyo programında. Evet, aynen. Yani çok sevindim. Not alamadık, evet. Kaydedemedik. Söylüyorum, o zaman yavaş yavaş söyleyeyim. Hatta rejide yazabilir buradan. Tek tek söylüyorum. Ve ben bu telefonu 20 yıldır kullanıyorum. Başka şimdi da hiçbir hattım yok. Şimdi bu numarayı verirken hiç tedirgin olmuyor musunuz? Neden olayım ki? Yani ben Konyalıyım, Konya'nın çocuğuyum. Ben biliyorum ki... Hani 7-20'de taranabilirsiniz hayır, en başında. Hayır, şunun için veriyorum. Bakın, benim Konyalı hemşerilerim şöyle, eğer derdi varsa arayacak. Yani sesimi duymak için de sesimi zaten buradan duyuyor. Ya da ben Konya'nın içerisindeyim, beni görebilir. Eğer bir derdi varsa arayacaktır beni. Ve derdi varsa, arıyorsa ben bunu açmam gerekir. Eğer belediye başkanı olursam. Eğer açmıyorsam ve derdi varsa zaten çözümü bulmamışız demektir. Eğer kimse aramıyorsa zaten çözüm vardır demektir. O yüzden telefon numaramı vermekte hiç sakınca bulmuyorum. Çok açık söylüyorum, bu benim 20 yıllık telefonum ve tek attım. Buradan tekrar vereyim. Reji isterse altyazı girebilir. 0532 575 14 35. Tekrarlıyorum. 0532 575 14 35. Ama ben biliyorum, bakın, Konyalı hemşehrilerim ihtiyacı olduğunda arayacak. Belediye başkanı olduğunda ihtiyacı olduğunda arayacak. Yani çünkü başkasının hakkını yememesi gerektiğini biliyor benim Konyalı hemşehrilerim. Biri ihtiyacı olan beni arayabilir. O yüzden merhaba demek için aramayacak. İhtiyacı olduğunda arayacak. Belediye başkanı olduğumda da bu numaradan bana ulaşabilirler. Bu numarayı devamlı kullanacağım. Hiç merak etmesinler, direkt bana ulaşabilirler. Ekranın... Ama yazmadılar alt yazı. Ekranın sol kısmında, pardon, sağ kısmında yazan bizim WhatsApp hattımız efendim. Şuradan göstereyim. Evet. Aman karıştırmayalım şimdi, değil mi? Ama o bizim WhatsApp hattı. Bize zaten ulaşıyorlar. Bizimkisi her daim açık da. Sonra demeyin peki, ki evet, aa evet, yanlış numara değil, verildi. Değil, evet doğru. Bu numara değil. Karışmasın. Oğuz Bey'in numarası birazdan yazacak. Evet. Bu numara bizim WhatsApp yazdı. Hattı. Evet bakın, 532 575 1435. Buradan evet, bana aşağıdan ulaşabilirler. Çok memnuniyetle söylüyorum. Bakın, bir belediye başkanıysanız, bundan çekinmemeniz lazım. Çok açık söylüyorum. Size ulaşması lazım insanız. Ama buradan tekrar söylüyorum, bana ihtiyacı olan, merhaba demek için değil. Merhaba zaten sokakta biz beraberiz. Orada da söyleyebilirsiniz. Şu an cep telefonunuz nerede? Yanımda ama yayında olduğumuz için kapattım. Geçen çünkü böyle bir kaza oldu. Açıklasaydı acaba direkt evet, aranmaya başlar mıydı yani diye düşünüyorum. Yani size de saygısızlık, diğer seyircilerimize de saygısızlık olmaması için şu anda şey konumunda, uçuş modu konumunda ama yayından çıkınca açacağım. Elbette arayabilirler yani, sıkıntı yok. Peki. Evet. Yem fabrikası ve biyoenerji projelerinize hayran olmuşlar. Kısacık geçelim. Çok az vaktimiz kaldı. Evet. Hemen ben böyle mesajları size aktaracağım. Bahsetmeniz gerekiyorsa... Bu efendim, arada bir şey söyleyemeyeyim. Çok özür dilerim. Yani sözünüzü kesmiş gibi olmayayım. Yani yine bu telefon numarasıyla ilgili bir şey. Tabii ki. Aslında benim sosyal medyamı takip ediyor olsalar seyirciler, zaten sosyal medyamda ve web sitemde bu numaranın yayınlanmış olduklarını görecekler. Yani ben açığım o konuda. Biz medyanın gücü de böyle ortaya evet, çıkacak tabii, olsun. Tabii, inşallah, teşekkür ediyorum buradan size. Buradan da kendimize hemen peki, nemalanma çıkaralım. Tabii, tabii. Şimdi buyurun, radyo çok programı da etkili olmuş. Estağfurullah. Tabii ki sosyal medya çok evet, etkin tabii, bir tabii, saha ama olabiliyor, takip edilemeyebiliyor veya hiç fark edilmemiş olabiliyor. Bizim yayınlarımız da bunun evet, için tabii, var efendim tabii, işte. Peki dediğim gibi yem fabrikasını çok beğenenler olmuş. Çok kesinlikle mesaj var bu konuyla bunu, evet, alakalı. Kesinlikle yapacağız. Çünkü bugün yem fiyatları geçen hafta 80 liraydı. Bugün 83 liraya çıktı. Yani bugün dediğim 3 gün önce 83 liraya çıktı. Antep'ten buraya yem geliyor. İnanır mısınız? Neyse. Antep'ten Konya'ya yem geliyor. Mısırı ben ekiyorum. Buğdayı ben ekiyorum. Yani ekebilecek arazim var. Ama bugün artık yabancı çiftçilerle rekabet edecek duruma da gelemiyoruz artık. Çünkü ithalat izni çıktı. Fakat Antep'ten, yani Antepli hemşehrilerim kırılmasın ama ben öncelikle Konyalı çiftçilerimin hakkını savunmak zorundayım, besicilerin. Antep'ten buraya yem geliyor Konya'ya. Biz 83 lira olan, ilk etapta 83 lira olan yemleri 40 liraya indirmeyi hedefliyoruz. Çünkü girdi maliyetlerini aşağı çekebilmemiz için
bu fabrikaları açmamız gerekiyor. Ve şunu da söylüyorum, bu fabrikaların sahipleri de yine o kooperatiflerin üyeleri, o bölgenin insanları olacak. Giresun Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kürşat Yapar Beyefendi hocamız bize bir soru göndermiş. Teşekkür ediyoruz takip ettiği için. Milli Tohum Arşiv Merkezi ile öncelikle Konya ilinde olmak üzere ülkemizin tüm bölgelerinden tohum örnekleri toplanarak milli gen kaynaklarımız koruma altına alınması yönünde bir çalışmanız olacak mı denilmiş. Biraz daha evet, akademisyen hocama çalışma. Çok teşekkür aslında ediyorum. Kürşat hocama çok teşekkür ediyorum. Evet, bununla ilgili Anadolu tohum üretim merkezlerimiz olacak. 2 yıl içerisinde çok farklı çeşit, yani ürün çeşidi olarak işte nohut, fasulye gibi bütün tohumları tekrar Anadolu'da yetişen tohumları üretmeyi ve her çeşit tohumdan her çiftçimize ücretsiz olarak bir defaya mahsus olmak üzere, yalnız bir defaya mahsus olmak üzere bu tohumları vermeyi planlıyoruz ki artık bundan sonra da kendi tohumlarını kendilerinin üretmesini bekliyoruz. Çünkü bizim üreticileri desteklememiz lazım. Yani gerçekten bizim üreten toplum olmamız lazım, tüketen değil. Ben bugün Konya'nın biraz önce de zikrettim, 42 bin kilometre karesini gezdim karış karış. Gezmediğim tek Karapınar ve Emirgazi oldu. Oraya da yarın gideceğim inşallah. Köylerinde şunu gözlemledim. Bir köylü bakkaldan yumurtasını alıyorsa, bakkaldan pastörize sütünü alıyorsa, ekmeğini bakkaldan alıyorsa, biz gerçekten çok zor durumdayız demektir ve ben bunu gördüm. Köylülerimiz artık ne ekmeğini kendisi yapıyor, ne sütünü kendisi, taze süt, pastörize değil, taze kendi sütünü içiyor, ne de yumurtasını kendi tavuklarından alıyor. İşte biz tüketim toplumu yapıldık, biz buna karşıyız. Biz tekrar üreten toplum olmak istiyoruz, üreten bir ülke olmak istiyoruz. Ben hatırlıyorum 1984'lü yıllarda biz ortaokula giderken biz kendi kendimize yeten, tarımda kendi kendimize yeten 7 ülkeden biriydik. Ve son 2 yılda samanı ithal eder duruma geldik, buğdayı ithal eder duruma geldik, nohutu, fasulyeyi ve 1 hafta önce de en sonunda patates ve soğanı da ithal eder duruma geldik. Ne oldu? Soğuk hava depoları basılıyordu. Hani soğuk hava depolarındaydı soğanlar? Yetmiyor demek ki. Artık insanlar ekmiyor. Yeri gelmişken bir örnek vermek istiyorum Rümeysa Hanım. Ereğli gezimde Aziziye köyüne gittik. Bakın köy köy gezdik biz. Aziziye köyüne, Zengen köyünü de gezdik Ereğli'de. Aynı durum orada da geçerli. Hortu'ya da gittik. Aziziye köyünde bir çiftçi yanıma geldi, dedi ki başkanım, dedi, 100 dönüm arazim var, bu 100 dönümü artık ekecek gücüm kalmadı. Yani fiziksel güçten bahsetmiyorum, maddi güçten bahsediyor hemşerim. Ekecek gücüm kalmadı, ilgilenemiyorum. Yeğenime dedim ki al yeğenim, dedim, sen kullan, icar parası da almayacağım, icar biliyorsunuz tarla kirasıdır, kullanım icar parası da almayacağım. Hı-hı. Sen ek, dedim, dedi ve yeğeni de bu devirde tarla ekilmez dayı, dedi. Gerçekten öz dayısı. Dolayısıyla artık çiftçimiz tarla bile ekmiyor. Tarlasını bile ekmiyor. Bu sadece Aziziye köyü için geçerli değil. Konya'nın bütün Yunak'tan tutun Seydişehir, Bozkır, Çumra, Varıncaya kadar çiftçiler artık tarlalarını ekip ekmeme konusunda çok büyük tereddütler yaşıyor ki bu bir felakettir. Felaketin gelişidir. Biz bunu önlemek için işte Anadolu Tohum Üretim Merkezlerini kuracağız. Hı hı. Bu yüzden yem fabrikalarını kuracağız inşallah. Modern hayatın bir gerekliliği gibi görülüyor olabilir kentleşmek ve kentte yaşıyor olmak, ama Avrupa ülkelerine baktığımız zaman çok da ciddi manada, ciddi büyüklükteki sahalarda ciddi tarımlar yapıyorlar. Evet. Bu bağlamda da hem kendi ülkelerinin istihdamı hem de yaptıkları dış ülkelerle yaptıkları alışverişlerle de güzel paralar kazanıyorlar. Şimdi biraz daha realist olmak lazım. Modern hayatın bir gerekliliği, modern hayat böyle bir şey değil. Modern hayat refah seviyesidir. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Peki, çok destek mesajı var. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Ulaşım problemi, Konya'nın ulaşım problemi. Ne olacak evet, bu Konya'nın ulaşım önemli. Problemi? Çok önemli. Ben şimdi ulaşım konusuna gelince öncelikle şunu söylemek istiyorum.
Sayın Belediye Başkanımız hem de adayımız, atanan belediye başkanımız ve seçilmeyi bekleyen belediye başkan adayımız otogarı taşıyacağını ifade ettiler manifestosunda. Biz kesinlikle otogarı falan taşımayacağız. Otogar yerli yerinde duracak. Orada bir yoğunluktan bahsediyor. Tam tersi, aslında ilk açıldığı günden itibaren bugüne gelinceye kadar otobüs firmalarında büyük zararlar var. Zaten insanların bir kısmı treni ve uçağı kullanmaya başladılar. Dolayısıyla otogarda böyle bir yoğunluk söz konusu değil. Bunun tamamen o bölgeye boşaltılarak, bir kupon arazi oluşturularak o bölgeye kendi yandaşlarına işte konut, iş merkezi veya otel yapacaklar artık ne planlıyorlarsa. Çünkü ne yapacaklarını da ifade etmediler. Yani bir şeyi taşıyorsanız o bölgeyi herhalde tarla yapmayacaksınız. Patates ekmeyeceksiniz. Patatesi ithal ediyoruz diye. Oraya ne yapacağını açıklaması lazım. Keza Karatay Sanayi'yi de taşıyacaklarını ifade ettiler. Eski Sanayi'yi de taşınacaklarını ifade ettiler. Biz bu bölgeleri de gezdik. Esnafların hiçbirisinin bilgisi yok konuyla ilgili. Bir protokol yok. Önce bir helallik, yani helallik istemeleri lazım dini anlamda, hukusal anlamda da bir protokol, bir protokol tutmaları lazım. Yani işte sizi şuraya taşıyacağız, şu kadar metrekare, bakın projeniz bu gibi bir hukuksal anlamda bir dayanaklar olması lazım. Fakat sanayicilerimiz hiçbiriyle görüşmemişler. Ulaşım konusuna gelecek olursak, otogar taşınmayacak. Otogarı kesinlikle taşınmayacağız. 16'ını çizdi. Tabii. Sanayileri taşıyacaksak da biz bunu istişare yapacağız. Önce orada çalışan insanlarımızın gönlünü almamız lazım. Gönlünü almadan siz oraya taşıyoruz, ediyoruz dememek lazım. Dolayısıyla bunları istişarede de yapmak lazım. Ulaşıma gelecek olursak, biz ulaşımda mevcut raylı sistemi, 3 raylı sistem düşünüyoruz. Birincisi Fırat Caddesi, Beyhekim Hastanesi, Söğütçüklü bölgesinden bahsediyorum. Stadyum, yeni stadyum, M1 alışveriş merkezi ve otogar bağlantılı. İkincisi havaalanı, İkinci, üçüncü organize, dördüncü organize, Büsan Ayakkabıcılar Sitesi ve Kule Sitesi'nin olduğu bölgede bir bağlantı. Bir diğeri de Meram Hastaneler bölgesini yine hafif raylı sisteme ulaştıracağız oraya. Eğer metroyu Ulaştırma Bakanlığı'nda biliyorsunuz, eğer metronun projelerini ve yatırım desteğini alabilirsek hükümetten, metronun da projelerini bir an önce başlatacağız inşallah. Bir de banliyö projemiz var. O banliyö projemizde de biz 16 Mart'ta projemizi açıkladık manifestoyla. Daha önce Sayın Uğur İbrahim Altay açıkladı. Sayın Uğur İbrahim Altay'ın projesinde bulunmayan bir proje bu banliyö hattı. Biz 16'sında açıkladık. İşte Cumhurbaşkanımız Konya mitinginde ifade etti bu projeyi yapacağını ve akabinde de Sayın Uğur İbrahim Altay projesine dahil etti. Bu banliyö hattıyla da biz Çumra Kaşınan'ı, havaalanı, aynı zamanda Sarayönü, Ladik ve yine havaalanı hattı olmak üzere bir banliyö hattı oluşturacağız. Yeni bir ray ilave edeceğiz. Konvansiyonel ve hızlı tren raylarına ilave. Tabii bunda Ulaştırma Bakanlığı'yla da bir protokol gerçekleştirmemiz lazım. Bununla amacımız şu olacak. Konya merkezindeki trafik yoğunluğunu yakın yerleşim bölgelerine dağıtmak ve yakın yerleşim bölgelerindeki sosyal ve ekonomik anlamda gelişimini, hayatı tabii daha üst seviyelere çıkarmak. İşte biz biliyoruz ki sanayide asgari ücretle çalışan insanlarımız var. Bu insanlarımızın da 1.000 lira, 1.400 lira kirayla değil, daha ucuz kiralarla daha yakın yerleşim yerlerinde yaşamalarını ve sosyal hayata katılımlarını sağlayacağız inşallah. Son 5 dakikaya giriyoruz Oğuz Öyle Bey. Mi? Peki. Verimli değerlendirmek için, peki, engelliler için yaşam merkezleri ve semt spor komplekslerini, evet, bir arada anlatmanızı isteyeceğim. Evet. Şimdi Selçuklu Belediyesi'nin yaptığı bir proje var. SOBE, sadece otizmli ve Down'lu kardeşlerimizi barındırıyor. Geçen tarım fuarında karşılaştım bu sorumlularla ilgili, bir stand açmışlar. Kaç öğrenci alıyorsunuz dedim. Sadece 150 öğrenci alıyorlarmış. Peki Konya'da sadece 150 tane mi Down sendromlu ve otizmli kardeşimiz var? Ya, o kadar çok ki gidin Selçuklu Rama, yani Rehberlik Araştırma Merkezi'ne ya da Meram veya Karatay Rama gidin, sayıyı bir alın bakalım.
Yani bu kadar büyük bir kompleksin bu kadar az bir öğrenciyle eğitime devam, rehabilitasyona devam etmesi akıllarda şu soruyu getiriyor. Acaba öğrenciler de seçici mi davranıyorlar? Yani hem fiziksel durumunda veya işte mental durumunda bir ayrım söz konusu olabilir. Acaba hem de siyasi görüş olarak kendilerine yakın mı? Bunu araştıracağım ben. Kesinlikle benim belediye başkanlığım döneminde böyle bir ayrım olmayacak. Bütün insanları, bütün ihtiyaç olan çocuklarımızı burada bu yaşam alanlarında barındıracağız. Burada sadece fiziksel anlamında değil, mental anlamda da ihtiyaç duyan bütün kardeşlerimizi bu yaşam merkezlerinde bir kampüs havasında oluşturacağız. Bununla ilgili işte piyano çalan belki fiziksel engelliler olabilecek. Bugün bir dernekleri var otoparkın altında. Sakatlar Derneği adı altında. Kendi derneklerin adı o Sakatlar Derneği. Kendi tercihleri öyle kullanmışlar ismini. Burada bir beton yani işte çıktıkları zaman bir yeşil alan bulunmuyor. Biz bunları yeşil alanlarla, işte hobi alanlarıyla resim yapabilecekleri, bakın şu anda görselleri de var. İşte sohbet edebilecekleri, televizyon izleyebilecekleri, resim yapabilecekleri, el sanatlarıyla ulaşabilecekleri bölümler olacak ve yeşille buluşturacağız bu insanları. Ruhsat devir olayında mağduriyetler yaşanmakta. Belediye tarafından halkları ellerinden alınan esnaf, bunun yanı sıra belediye tarafından işletmelerin kira artışının %30 olarak bilinmektedir. Bu konuyla ilgili yorumlarınız ve çözümleriniz olacak mı yani, denilmiş. Bu konuda işte bedesten esnafı çok mağdur. Orası vakıf bünyesinde ama belediyenin de bir garantisi var. Hatta imalatlar konusunda bedestenin revizyon inşaatı yapıldığında, tadilatları yapıldığında işte vaat edilen malzemeler orada kullanılmadı. Pencere doğramaları falan, bunların farkındayız. Biz bu mağduriyetleri gidereceğiz inşallah. Bir de dediğiniz gibi bu ruhsatlarda ve kira artışlarında orası vakfa ait. Belediye kontrolünde %8 gibi bir kira artışı söz konusuyken bu aslında %25'lere kadar arttı. Orada esnafımızın mağdur olduğunu biliyoruz. Bu mağduriyetlerini de gidereceğiz. Bir de şöyle bir şey de var. Ben geçenlerde Kadın Anı Akşehir'den gelirken Kadın Anı otogarına uğradım. O otogarda kendi minibüsleri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışıyor. Biz bunu merkez ilçede de yapmayı düşünüyoruz aslında. Minibüsleri entegre etmek istiyoruz toplu taşım araçlarıyla beraber. Ve tek kartla, tek abonman kartıyla işte ister otobüs gelsin, ister minibüs gelsin atlayıp hemen ulaşabilecekleri yerlere gitmesini sağlayacağız. Fakat burada minibüsçülerimizin zarar edeceklerini düşündükleri hatlar olabilir. Bu hatları biz araştıracağız. Gerekirse Büyükşehir bünyesine sübvanse edeceğiz. Bu konuda minibüsçülerimizin işletmelerin mağdur etmeyeceğiz kesinlikle. Şunu demek istiyorum. Kadın Anı otogarında Büyükşehir Belediye'ye çalışan, mülkiyeti kendinde olan bazı minibüsler var. Onların buradan da mağduriyetlerinin giderileceğini söyleyeyim. Şöyle bir mağduriyetleri var. Kendileri minibüslerini satmak istedikleri zaman Büyükşehir bünyesi hattında çalıştıkları için Büyükşehir Belediyesi buna müsaade etmiyor. Ancak ve ancak bir şirket, başka bir paravan bir şirket kurup 20 bin 30 bin liraya mal edip devrini o şirket üzerine yapıp o şirketten satışları gerçekleşebiliyor. Bu da kendilerine bir ilave paravan bir şirket üzerinden 20-30 bin liraya bir mal oluyor. Biz bunu önleyeceğiz. Bunlara gerek kalmayacak. Bu tür prosedürlere saçma sapan devretmek isteyen araç sahiplerinin devirlerini sağlayacağız inşallah başkanlığımızla. 5 kişilik engelli ailesinin mevcut yönetim sosyal karta 200 lira ödeme yapıyor. Doğru düzgün alışveriş yapamıyoruz. Başkan 200 mü, olursanız 400 lira mı? Özür dilerim. Bana gelen mesajda 200 lira yazıyor. Evet. Başkan olursanız sizin sosyal kartınızın miktarı ne olacak denilmiş. Şimdi bununla ilgili belirlenmiş midir? Bir kere artırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Fakat önce şunun bir tespitini yapmak istiyoruz. Gerçekten bu sosyal kartı ihtiyacı olanlar mı kullanıyor? Çünkü bizim de bazı tespitlerimiz var. Emekli olan, kira, bazı dükkan ve mağaza kira geliri olan insanlar dahi bu sosyal kartları kullandığını biliyoruz. Öncelikle biz bunları taramasını yapacağız.
gerçekten ihtiyaç sahiplerine sosyal kartları vereceğiz ve hatta bu tarama sonucu belki yeni sosyal karta ihtiyacı olan insanları da tespit edeceğiz. Çünkü gittikçe yoksullaşan bir ülke ve yoksullaşan bir kentiz. Beşincilikten, Türkiye'de en büyük beşinci kentten şu anda yedinciliğe düştük. Antalya da bizi geçti. Dolayısıyla yoksul sayısı artabilir. Bunların tespitini yaptıktan sonra elbette bir iyileştirmeye geçeceğiz inşallah. Hızlandıracağım. Sarraf'la İral çarşısında dükkanların %40'ı boş. Oraya evet. Bir projeniz var mı? Çok hızlı gitmem lazım. Yani şimdi bu bir ekonomik sorunun bir neticesi. Ben 24 Haziran'da gezdiğimde Sarraf'la çarşısı full doluydu 24 Haziran'da. Ama müşteri yoktu. Esnafların bana söylediği, biz güveniyoruz, istikrar gelecek demişlerdi. Şimdi onu bana söyleyen esnaflar yok. Evet doğru, %40'ı kapısına kilit vurdu. Burada önemli olan şu, şunun altını çizmek istiyorum. Sarraflar esnaf camiası içerisinde en varlıklı esnaflar. Eğer en varlıklı esnaflar dahi sıfır vergiyle ürünlerini sattığı, işte elmas da biliyorsunuz sıfır vergi olmasına rağmen eğer dükkanına kilit vuruyorsa artık neler olabileceğini siz bizim sanayicilerimizin kamuoyuna bırakıyorum. Sanayicilerimiz ne yapsın? Çiftçilerimiz ne yapsın? İnşaatçımız ne yapsın, evet. Değil mi? Konya turizmini ne yapacağız? Bu benim şahsi sorum. Birçok mesaj da gelmiş ama samimiyetinize güvenerek şu şekilde sormak elbette istiyorum. Konya turizmde nasıl bir atılım yapacak? Şimdi o kadar kısa cevabı var mı? Çok uzun cevabı var ama kısaltmaya çalışayım. Konya Selçuklu döneminden eserlere sahip, Osmanlı döneminden eserlere sahip, Neolitik dönemde Çatalhöyük'ten eserlere sahip, Kilistra'dan milattan önce işte 200'lü yıllardan işte 500'lü yıllara kadar süren sürece sahip bir Kilistra'mız var, bir Sille'miz var. Yani o kadar çok zengin bir farklı dönemlere ait kültürel zenginliklerimiz var. Fakat bir turist geliyor, Mevlana'yı gördükten sonra veya sırf Mevlana için geliyor, 2 saat Konya'da kaldıktan sonra çekip Nevşehir'e gidebiliyor. Biz bu insanlarımızı Konya'nın bütün bu güzelliklerini göstermek için bir turizm rengi oluşturacağız. Yani Mevlana'dan bu belediye otobüsü attı gibi olacak. Ama biraz daha lüks olsun istiyoruz. Daha konforlu. Belediye daha ilgi çekici. Tabii. Çünkü bu hattı kullanacaklar. Sadece turizm hattını kullanacak. İşte Çatalhöyük'ü ziyaret edecek. Oradan Kilistra'yı görecek. Oradan gelecek Meram Bağları'nı. Oradan Sille'yi. Karatay Medresi. Anadolu Selçuklu döneminden eserleri, İnce Minare'yi görecek. Bütün bunları gezdirecek bir rengimiz olacak ve belki de bu birkaç günü alabilecek insanlar. Yetmediğini hissedecekler. Kalmak ihtiyacı duyacaklar. Daha bitmedi. Durun diyeceğiz tabii, yani. Tabii. Onlar. Yani bunlar tabii gidip görmeyecekler. Gezdireceğiz ve yetmeyecek. Yetmediklerini görecekler ve gezme ihtiyacı duyacaklar. Ayrıca bizim Toroslara kadar uzanan bir coğrafyamız var Konya'da. Konya'nın bu Toroslar'da, Torosların eteklerinde, zirvelerinde belki de izci kampları, gençlik kampları düşünüyoruz. Güzel, modern. Buraları da kamp ve mesire yerleri oluşturacağız. Bu kamp alanlarına asfalt değil, stabilize yollarla gideceğiz, doğal ortamlarla gideceğiz. Asfaltla gidilen yerler mesire alanı değildir bizim gözümüzde. Hı hı. Bunu özellikle söylüyorum. Hani yol yapmayı marifet sanan insanlar için söylüyorum bunu. Bunun dışında obruk turizmimiz olacak. Konya'da sadece Konya'ya özgü obruklar var. Göller oluşmuş. Ve bir Meke Gölü'müz var. Bunun canlandırılmasını sağlayacağız KOP projesi sayesinde. Ve daha birçok turizm, İvriz'imiz var. Bunları canlandıracağız inşallah. Ve kaplıcalar var. Kadınanı, Sarayını. Yani bir saymakla bitmez. Veya bir ekmek şenliği gerçekten falan da yapabiliriz. Evet. Neden olmasın inşallah, değil mi? Peki. Bunun için belki de sadece bir turizm ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı şeklinde bir program bile yapabiliriz. İnanın. Kesinlikle. Konya turizmini bu şekilde bile bir saat boyunca kesinlikle ele alabiliriz. Kesinlikle. Bitirmem gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Az bir zaman kaldı. Kalan zaman içinde güç kuvvet versin Allah çok diyorum. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum efendim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Size ve bizi sabırla dinleyen izleyicilerimize çok sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum efendim. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dilerim. Efendim bu geceyi tamamladık. Yarın seçim özel başka bir konukla, siyasi partilerle devam edecek. Bu gecelik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.